Merhaba arkadaşlar. Sizlerle Sağlık Bakanlığı görevde yükselme mülakatı konusunda kendi tecrübemi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bakanlık tarafından mülakat listeleri yayınlandı. Hangi tarihte, hangi saatte mülakata gireceğimiz bildirildi. Ben kendi aracımla gitmeyi tercih ettim. Google haritalarda girdiğimiz zaman bizi kolay bir şekilde götürdü. Bir sıkıntı yaşamadık. Benim mülakatım 9.30-11 arasındaydı. 8.30'da oradaydık biz. Kendi aracımızla gittiğimiz için bakanlığın içine araçları almıyorlar. Bakanlığın ön kısmında misafir araç park yeri var. Aracımızı oraya koyduk. Siz de mülakatınızdan bir saat kadar önce orada olursanız bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Eğer buraya ulaşımı Aşti'den yapacaksanız 112 ve 450 numaralı otobüslere binerek kolayca ulaşabilirsiniz. Bakanlığın önünde durakta inebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla eğer yanlış bilmiyorsam bu ulaşımı sağlayabilirsiniz. Yaklaşık bir 40-45 dakika sürüyor yolculuk. Eğer trenle geldiyseniz, hızlı trenle veya normal trenle geldiyseniz de ulaşım için birkaç vasıta değiştirilmeniz gerekebilir. Bütün bunların bilgisini Movit diye bir uygulama var. Merak edenler varsa oradan indirip kolaylıkla hangi otobüse binecek, otobüslerin saati nedir, bu Movit uygulamasından öğrenebilir. Bakanlığa ulaştıktan sonra sizin de yapacağınız benim size tavsiyem yanınızda mutlaka iki tane kimlik kartı olsun. Ne olabilir? TC kimlik mutlaka olacak. Bunun yanında bir ehliyet olur, pasaport olur veya kredi kartı olur. Bunlardan birini daha, yani toplamda iki tane belgeniz olması gerekiyor. Kimlik kartınız zaten mülakat sırasında sizden isteyecekler, oraya teslim edeceksiniz. Diğer evrak da ehliyet olur, pasaport olur veya kredi kartı olur. Bunu da bakanlığın girişinde, danışma bölümünde oraya teslim ediyorsunuz. Onlar size ziyaretçi kartı veriyorlar. Bu kartı da bakanlığın içinde bulunduğunuz sürece yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Bir de tükenmez kalem olması gerekiyor yanınızda. Buna da ihtiyacınız olacak. İleride anlatacağım. Bakanlığın danışma bölümünde ben giriş yaptım. Daha sonra sıraya girmiştim. İkinci bir kimlik kartı olmadığı için yanımda tekrar koştur koştur arabaya gittim. Kredi kartı getirdim. Bu ziyaretçi kartını almak için. Siz de bu zorlu sıkıntıyı yaşamamanız adına bu bilgiyi veriyorum. Orada biliyorsunuz çok heyecanlı olacağız. Bu tür ufak tefek aksaklıklar da bizim moralimizi bozabilir. Tedbirli olarak bütün ihtiyacımızı yanımızda getirirsek daha az sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. Daha sonra HES kodunu mutlaka zaten sorguluyorlar. Bakanlığın içine girdikten sonra bakanlık geniş büyük bir bina. Orada lavabolarda kılık kıyafetimizi düzeltebiliriz. Saçımızı, başımızı, eşarbımızı yapabiliriz, düzeltebiliriz. Daha sonra da mülakatın yapıldığı bölümler zaten okla yönlendirilmiş. Orada olan görevlileri sorduğunuz zaman nerede yapıldığını sizi yönlendiriyorlar. Burada kıyafetin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kıyafet bizi ilk karşılamada karşımızdaki insanların bizim hakkımızda fikir edinmesi adına düzgün bir şekilde giyinmemiz gerekiyor. Mülakatta aşırı abartılı, şaşalı, gösterişli kıyafetler yerine daha resmi, aşırı resmiye kaçmayacak ama ortamın resmiyetini de göz önünde bulundurarak düzgün bir kıyafet seçiminde bulunursak bizim için artı puandır. Ben şık bir elbise giydim ama aşırı abartılı değildi, resmi sayılır. Hafif topuklu bir ayakkabı giydim. Çantam vardı. İnşallah olumlu bir etki bırakmışımdır diye düşünüyorum. Mülakat yapılacak bölüme gittiğimiz zaman orada vestiyer bölümü var. Oraya büyük çantalarımız, valiz tüpü, eşyalarımız, işte kabanlarımız vesaire eşyalarımızı koyacağımız yer de var. Hiç sıkıntı etmeyin. İç kısımda aralıklı sandalyeler koyulmuş malum pandemiden ötürü. Aralıklı bir şekilde. Ben gittiğim zaman o içerideki sandalyeler tamamen doluydu. Biraz beklemem gerekti. Daha sonra o iç kısımdaki bölüme geçtim. Beklemeye başladım. Sanırım 4 tane komisyon odası vardı. Benimki ismimin olduğu yeri seslendiler. İç kısımdaki bölüme geçtim. Bu arada oradaki güvenlik görevlileri ellerindeki isim listesinden kontrol ediyorlar ve geldiğimizde oradaki listeye işaret koyuyorlar. Burada ismimin okunmasını ben bekledim. İsmim okunduğu zaman hangi odada, hangi komisyonda olduğumu söylediler. Orada da her komisyonun önünde bir tane görevli arkadaş var, bir masada. Gittim. Telefonumu ve kimliğimi orada masaya koydum. Ona teslim ettim. Yine onda bir liste vardı. O isim listesinin önüne imza attım.
İçeride bir tane mülakatı yapılan kişi vardı. Onun çıkmasını bekledim. Bu arada çok heyecanlı bir bekleyişti. Çünkü düşünün, hani hayatınız için çok önemli bir şey. Hani çok çabaladınız. Hem kendiniz için, hem iş hayatınız için, hem aileniz için önemli bir dönüm noktasındasınız. Ve az sonra kapıdan gireceksiniz. Her şey orada bitecek. Bu bekleme süresi de gerçekten insanı heyecanla heyecan katıyor. Hani acaba neler olacak? İçeride kaç kişi var? Ne soracaklar? Cevap verebilecek miyim? Konuşabilecek miyim? Bunlar insanın kafasında tekrar tekrar dönen şeyler. Orada beklemek de bunu arttırıyor. İçerideki kişi çıktı. Benim ismim söylenince ben de girdim. Şöyle diyelim, U şekli bir masa düşünün ama U'nun ağzı açık kısmı kapıya bakıyor. Bunun etrafında komisyon üyeleri var. Yani sayısını tam şu anda hatırlayamıyorum ne kadar olduğunu. Yani 8-10 kişi vardı. Bu U masa düzeninin ortasında mülakat yapılacak kişi için ayrılmış bölüm var. Oraya oturdum. Mülakatta komisyon başkanı var sanırım. Daha çok iletişimi onunla sağladık. Öncelikle kendimi tanıtmamı istediler. Kendimi tanıttım. Nerede çalıştığımı, yaşımı, çocuklarımı, evliliğimi, geçmiş tecrübelerimi, neden bu sınava girdiniz diye sordular. Bunu anlatmaya çalıştım. Kendimce ifade etmeye çalıştım. Tabii heyecanımın bana izin verdiği miktarda anlattım. Daha sonra iki kutu vardı. İki tane bu kutunun içinde zarflar vardı. İkisinden de tek tek zarf çektim. Soruları yüksek sesle okumamı istediler. Ben de okudum. Birinci sorum mevzuat bilgisiydi. Sanırım TBMM ile ilgili bir soruydu. Bunu anlattım. İşte süreç şöyle olur, böyle olur. Buna geldikçe anlatmaya çalıştım. Çünkü sınava yakın zamanda çalışmamıştım. Yazılı sınavdan önce çalıştığım bilgileri hatırladığım kadarıyla bu soruya cevap vermeye çalıştım. İnşallah yeterli olmuştur diye umuyorum. İkinci zarftan ise genel kültür sorusu çıktı maalesef. Bilmediğim yerden geldi ama yine de İspanya ile ilgiliydi sanırım. Orayla ilgili bir bilgi sormuşlardı. Elimden geldiğince bir şeyler söylemeye çalıştım bu mülakatta. Hem bizim bilgimizi ölçüyorlar, hem bizim ifade yeteneğimizi, ikna yeteneğimizi, duruşumuzu, bakışımızı, kendimize olan güvenimizi değerlendiriyorlar. Tabii ki bizler de heyecanlanacağız, mutlaka heyecanlanacağız. Çünkü bizim için, hayatımız için önemli bir dönüş noktası. Ve dediğim gibi, hani birçok kişi var etrafında, bütün gözler senin üzerinde. Heyecanlanmamak imkansız. Dilim döndüğünce ifade etmeye çalıştım, anlattım. Şimdi şöyle, ben yazılı sınava çalıştığımdan beri Ekim'de girdik. Ondan sonra hiç çalışmadım. Mülakat olacağında da çalışmadım. Hani size tavsiyem, mülakattan önce oturup harıl harıl çalışamazsınız ama en azından soruları çözebilirsiniz. Sınav konularının da belirtilen mevzuat bilgilerini bir gözden geçirin. Soru çözün. Onun dışında alan bilgisi sorularını mutlaka çözebilirseniz çok iyi olur. Birebir cevabını hatırlamasanız bile mülakat anında çağrışım yapacaktır. Ve bu çağrışıma göre de siz aklınıza gelen uygun şeyleri ifade edebilirsiniz. Biliyorsunuz bu mülakatta bizim bilgimize bakacaklar. Bunun yanında bizim ifade yeteneğimize bakacaklar. Konuşmamıza, ikna yeteneğimize, ifade nasıl yapıyoruz, buna bakıp bunu değerlendirecekler. O yüzden çağrışım bile yapsa evet hayır gibi hani kısa cevaplar yerine kendinizden yorumlar katarak uygun şekilde cevap verirseniz mutlaka artı puan olacağını düşünüyorum. Zaten siz bu şekilde soruları cevaplarken komisyon üyeleri de sizi, bu heyecanınızı alıyorlar. Çok sağ olsunlar. Benim komisyondayken diğer komisyondakiler de öyledir mutlaka. Heyecanınızı alacak şekilde, sizi rahatlatacak şekilde konuşuyorlar. O yüzden de kendinizi çok kasmayın, rahat olun. O konuyla ilgili aklınıza gelen şeyleri uygun şekilde ifade etmeye çalışın. Ben soruları elimden geldiğince cevapladım. Daha sonra bu soruların altına kendi el yazımızla cevabımızı kısaca yazmam istendi. Yazdım, adım soyadımı ve imzamı attıktan sonra zarfa koyarak komisyon görevlisine teslim ettim. Daha sonra görevliler hayırlı olsun, inşallah hakkınızda hayırlısı olur dediler ve salondan çıktım. Kimliğimi, telefonumu teslim aldım. Artık o odadan çıktıktan sonra insan çok rahatlıyor. Çünkü bütün stresi atıyorsun. Artık senin için stres olacak bir durum yok. Hani yaptıysan da yapamadıysan da hepsi arkada kalıyor. Artık gerisini Allah'a bırakıyoruz. Rahatlamış bir şekilde çıktım. Daha sonra yine o danışmadaki bölüme giderek ziyaretçi kartını teslim ettim. Kimliğimi de aldım. Kredi kartını aldım. Daha sonra da yola koyuldum.
Ünvan değişikliğinde daha önce geçmiş yıllarda girmiştim 2017 ünvan değişikliği sınavına. Ünvan değişikliği sınavında da 3 kutu vardı. 3 tane zarf çekmem gerekti. Bu 3 zarftan da birincisi bir ülkenin başkentiydi. Yanlış hatırlamıyorsun. Bu genel kültür sorusuydu. Duymadığım bir ülkenin başkentiydi. O yüzden yani hiçbir şey söyleyemedim. Yani hiçbir bir de dediğim gibi mülakat heyecanıyla yani kal geldi. Yorum bile yapamadım yani bilmiyorum dedim sadece. Çok kötüydü. İkinci zarfta da bölümle ilgili, alan bilgisiyle ilgili soru vardı. Benim okuduğum bölümle ilgili bir terimin açıklaması istenmişti. Bu terimi de bilemedim. Maalesef bilemedim. Yani çok bilinebilecek, hani derslerde aktif öğrendiğim bir bilgi olmadığı için onu da bilemedim. Son zarfta bilgisayarla ilgili bir sorular vardı. O da hani bilgisayar sorusu kolaydı. Gözüm kapalı söyledim ama yani diğerlerini bilemedim ve hiçbir yorum yapmadığım için sanırım 2017'deki ünvan değişikliğinin mülakatını kaybettim. Benim için üzücü olmuştu. Çünkü yazılıdan bayağı güzel bir puan almıştım. Mülakattan da 55 aldığım için baraj sanırım 70'ti. Geçemedim olmadı yani. Yazılı sınavdan geçmek için 60 puan gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Mülakattan geçerli olabilmesi için de 70 puan ve üzeri puan almış olmak gerekiyor. İnşallah bu bilgiler size faydası olmuştur. Çünkü insan bilmediğinden korkar. Ben de mülakata gitmeden önce acaba nasıl olacak, neler sorulacak, kaç kişi olacak, ne konuşmalıyım, ne söylemeliyim, ne giymeliyim, ulaşım nasıl olacak, hani birçok şeydi. Ben de tereddütlüydüm, sıkıntılıydım. İnşallah benim gibi durumda olan mülakata girecek arkadaşlara ufak da olsa yardımım olmuştur. İnşallah herkes mülakat kazanır. Keşke şu mülakat olmasaydı. Fakat maalesef var. Hak edenler inşallah en güzel yerlere gelsin arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.